Spartans! What is your profession? Dostlar, hepiniz Sıfırdan Asas serimizin yeni bir macerasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir selam yollamak istiyorum. Bir kral benden rica etmişti, Ahmet Çınar'a selam söyler misin diye. Tabii ki söylerim hocam. Ahmet Çınar, buradan sana selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi beni severek izliyormuş. Minnettarım diyorum. Var olasın. Şimdi önceki bölümde Brahman'a bırakmıştık. Hatırlarsınız ki gene yattı karakter. Artık ben tutamıyorum karakteri, gidip gelip gidip gelip bir yerde ölüyor. Yani bir şey yapamıyorum maalesef. Şöyle göstereyim. 95 emimiz kaldı. Üstümde lakin şöyle bir kıyaklık oldu. Mana miktarımız çok arttı. Brahman'da çok güzel mana geliyor gerçekten. Üstümde 5 tane MS birikmiş. Ben bunları eritmek, yorumlarda yazmıştınız. CZ chat görevinin devamı var kanka demiştiniz. Onu da hemen araştırıp bulacağım. Bu arada çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sağ olun, var olun diyorum. Artık şuraya bir Isle of Night Online yapıştırayım ben. Achieve'den de zaten XP seçtim. Buradan bir %3 XP'miz olacak. Şimdi Ivy'yi alacağım tabii ki. Monster Stone'lardan sonra CZ chat görevini bitireceğim. İnşallah yetiştiğim kadar. Bu bölüm XP değil de daha çok para kasma üzerine yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki old takılar falan da filan da aldık. İyice para miktarımız düştü. Tamam, ben arkadaşa yardımcı olayım. Sanırım item aktaracak diğer karakterine. Tabii yardımcı olurum. Seve seve, hiç sıkıntı yok. Ben bir arkadaşı bekleyeyim. Şu işlemi halledelim. Dilerseniz Monster Stone'larla devam edelim. Ha, bu arada 78 level olduk. Üçlü defimizi açtık hocam. Zor oldu ama başardık. Şimdi bunu inşallah biraz daha arttıracağız. Devam edelim bakalım. Ben şu arkadaşın işlerini halledeyim. Tekrar görüşelim o zaman. Hocam 5 tane MT'yi bitirdik. Maalesef bir dropla ayrıldık. Yani bronz premium'a göre fena bir senaryo değil açıkçası. Gönül isterdi ki bir tane daha drop alalım. Çünkü artık yeni bir planımız var. Şöyle hemen sizlere de aktarayım hocam. Şurada bir 7 emimiz falan var. 6.5 em diyelim hadi. 95 emimiz var. Üstümüzde de bir 3 em gibi bir miktar var. Planımız şimdi şu. Hemen bakıyoruz. 8 günümüz var. Bugünü saymazsak. Bugünle birlikte 9. Ben hiç yoksa her gün 10 em kasmalıyım ki günlük averajımızı, günlük hedefimizi belirleyebilelim. Yani bunun içinde JR'ler de var. Tabii ki etkinlikler de var. Yavaş yavaş XP de kasacağız ama şu anki önceliğimiz birazcık para kasmak olmalı. Mantıklı farmlar atmamız lazım. JR'leri ve FT'yi sevmiyorum ama yani gireceğim, ne yapayım? Yani her seferinde XP yatıp duruyorum ya. İstemiyorum ama olsun. 75'imizi de açmamız gerek. Tıpkı söylediğim gibi bronz premium'u ben geçiş premiumu olarak kullanıyorum. Sebebi belli. Gold pereye kadar geçiş esnasında belli bir miktar level, skill açtırma, 3-5 old takı, biraz item. Asıl gold pereye geçtikten sonra rush atacağız, öyle söyleyeyim. Patlama yaşayacağız yani. Periyi ben buraya koydum mu slota bir otururum. Orada 3 saat, 4 saat biliyorsunuz ki farm atarım. Şimdi ufaktan CZ'ye geçeceğim. Bir miktar vaktimiz var. Her ne kadar günlük 10 em bandımız olsa ben bunu tabii ki yukarı çekmeye çalışırım. Şu 3 emi de attım. Sanki sıfırdan başlıyormuşum. Sanki 7 em kasmamışım gibi düşünüyorum. Gidip kendime bir slot bulup tatlı tatlı mıkırdamak istiyorum. Dilerseniz kendimize bir slot bulalım artık. Ve 3 em daha kasmam lazım. Daha bunun akşam JR'si var, FT'si var, BDV'si ve Draki'si var. Daha var da var. Hayda, denk geldim. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Sağ olasın reisim. Tamam. Öncelikle Triant'a gideceğim tabii ki. Yıkık slotu. Yani masrafımız yok. HP pot basmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bence gayet güzel. ZM birileri geliyor benim. Çok kaşınmadan kaçmak istiyorum. Şunlardan da bir tane busa alıp hemen sizlere de göstermek istiyorum. Biliyorum ki bunları kesmemi istiyorsunuz. İçinden bus aldığınızı söylediniz bana. Bakalım şansımızı deneyelim. Elbet bir gün belki biz de bus alırız. Da kutu bile atmıyor. Oo, şuradaki arkadaş ne böyle? Korkutucu bir tipi var. Gelme gelme, istemiyorum. Gelme git ya. E ben ağaçlara gidiyorum. Benden ne istiyorsun? Git git, sal beni. Ya git ya, potumu yaktıracak şimdi. Ne kadar daha kovalar acaba? Oo, bayağı beni kovalayacak belli. Saldı mı beni? Heh, saldı sanırım. Tam kral korkuttun, o neydi ya? Üstüme ne geliyorsun öyle? Ve slotuma koştum.
İnşallah dolu değildir. Ve hoş bulduk reis. Tamam, ben hemen çökmek istiyorum. Yani çok seriden. Biraz da HP pot kasabiliyoruz burada biliyorsunuz. Bir süredir yıkık farmı da atmıyorduk. Kaldı ki bizi en iyi paklayan slot şu an Treant. Üstüne tanımıyorum abi, o kadar yani. Exp de atıyor 3-5. Artık burada iyi bir şeyler çıkartabilirsek belki 75 skillimizi de açarız. Daha yapılacaklar listesi çok kabarık. O yüzden elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Emeğimizi vereceğiz. Dilerseniz artık vaktimizi not edelim. Hemen göstereyim. 6.52 diyor. 6.50 desek kafi sanırım. Üstümde para yok biliyorsunuz. Ama kesilen mobu merak eden oluyor. 70.806. Hemen yazayım. 70.806. Tamam. Ben böyle tatlı tatlı mıkırdayım hocam. Güzel bir drop veya NPC kısmında tekrar görüşelim diyorum. Geçtik bakalım. Bu arada 20 tane de kırmızı potumuz var. Neyse, tamam, geçtik. Hocam üstümüzün dolması için o kadar uğraştım. O kadar uğraştım ki. Neyse, şöyle tonumuzu atalım. 13 tane atak SC yaptım ben. Şu an saatim de 6'yı 2 geçiyor. Ben kaçta başladım? Pardon, kaç geçiyor benim saat? 8'i 2 geçiyor. 6.57 değil. Ha tamam, kafam karıştı. Tam olarak 1 saat 10 dakikadır. Sizle birlikte bir satış yapalım. Şöyle MP reklerimi satmaktan o kadar korkuyorum. O kadar korkuyorum ki anlatamam. Baya kalp krizi geçiriyorum bunları satarken. Şöyle okuttuk ve tamam. Bir yemimizi öyle aldık. Şurada da zaten 2,5 M'den fazla para var. Gene saatlik 3,5 M falan cebimize sıkıştırdık. Sağ SV. Ay az. Neredesin reis, görmedim ya. Uf, lafa daldık. Peşimden koşmuş mudur acaba? Who is powerful? Tamamdır, yazalım. Kusura bakma reis. Bu arada selam veren herkese teşekkür ediyorum. Aleyküm selam diyorum hocam ama tek tek gösteremeyeceğim maalesef. Kendilerine yazdım ben zaten. Videonun çok uzun olduğunu düşünen, bu durumdan çok hoş olmayan insanlar var. Lakin selam almak farzdır. Yani ne kadar törpüleyebilirim ki? Var olsunlar kendileri. Hürmetlerimi yolluyorum hepsine. Teşekkür ediyorum hocam. Hemen de slotuma koşup şu ikinci saati tamamlayalım diyorum. Devam. Böyle bir VS'miz var arkadaşlar. Şuradan da gırı tak. Yani 83 level karakterle bilemiyorum dayı. Yani ben seni nasıl keseyim ama gel, seni kırmayacağım. Yani öldüm ki ben zaten. Daha eskrimayı atmadı bana. Bir kör atsam. Neden çıkarmayayım? Yok. İkili bas. Yani sen kaç levelsin ki dayı? 83, ben seni nasıl keseceğim ki bu tiple? Ama eline sağlık. Neyse, seni kıracak değilim. Atalım tabii vs. Hocam şöyle biri bizi kovaladı. Ben de tonladım. Çok öldüm, artık ölmek istemiyorum. NP bitiyor. Gelmişken bir satış yapalım sizle. Oh, 1,5 M. Zınk. Aha, bu da kalmış hatta. 150K'da bu. Vay be, bayağı iyi geldi ha. Yalnız darlamalara rağmen falan hala 78 tane potum var. Çok şaşırtıcı. İyi gidiyoruz şimdilik. Saatimi hemen göstereyim. Saat 8.40. Yani 2 saati aynen 6.50, 7.50, 8.50. 2 saati 3 aşağı 5 yukarı devirmiş bulunmaktayız. Şunları 200K'dan bile okutsam yani 7 falan M var burada. 7 M falan var. 3 M'de biz kastık. 10 M gene kastık. Bankada bir tane MS'den düşen takımız var. O da 7 M falan ediyor. 6 M falan da olabilir. Yani günlük averajı geçeli çok oldu. Ama tabii ki devam edeceğiz. Daha bunun JR'si var. JR'den sonra Esnant bossları kovalamak istiyoruz. Bir de oradan drop alırsak öyle izleyin. Aman aman diyorum. Neyse, tamam. Şimdilik devam edelim. Yarım saat falan daha kalırım herhalde. Sonra JR vakti geliyor zaten. Devam. Dostlar şöyle 8 geçiyor. 2 saat 20 dakika gibi bir sürede. Şimdilik salacağım. Çünkü Titan'dan çağırıyorlar. Titan'da boş müsait yer varmış. E bende de biraz geniye ve geniye hammer vardı. Pazardan çektim. Şöyle üstümdekileri ben aktarayım. Hatta 3M'i de bırakayım. Şuradan nelere? Bunlar lazım olmayacak. Bunları da at. MP'rek de lazım olmaz. MP'reki de atalım. Buradan bunu buraya. Biraz exp kasasın karakter. Çünkü diğer türlü zannetmiyorum ki bu 80 olsun. Bu tür şeyler ister istemez olacak. Biraz daha mana alayım. Ya da yok, fazla oldu. Tamam. Karakteri biraz Titan'a bırakacağım. Aha da Royal 1 yapacağız. Bastık bir M klan diyor. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah kanka, yazayım. Tamam. Ben Titan'a karakteri bırakayım. Çıktığımızda zaten görüşürüz. Hocam şöyle de karakterimizi bıraktık. Sağ olsun bizim klandan bir arkadaş bana yer ayarladı. Oğuz zaten benim adaşım. Çağırdı beni. JR'ye girmeyeceğim. Çünkü günlük 10 M bandını ben zaten doldurdum. Dediğim gibi çok şu an paraya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Sürekli para kasmayla da karakteri 80 yapamam. Böyle bir fırsat gelmişken de geri tepmek istemedim. 200 küsür exp geliyor burada. Gerçekten güzel bir slot.
Bakalım burada biraz Brahman'da kastığımız manaları harcarız. Elbette bize exp olarak gelecektir. Eminim ki 80 levelden sonra çok daha iyi olacak. Kriti açarız, 75 açarız. Daha rahat farm atarız. Darlanıyoruz elbette. Darlanıyoruz yani, dövüyorlar bizi. 80 olduğumuzda biraz daha cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım duruma göre. Şimdilik buradayım. Hiç yoksa burada yeniyen bitene kadar kalırım. Yatar zıvırırım. Yarın ben gene farma çıkarım. Etkinliklerime girerim. Bakalım bilginiz olsun. Şimdilik %18 exp'te bıraktık. Bakalım 14 saat sonra ne olacak? Geçelim bakalım. Maalesef ki karakterimiz yatmış. Çok da bir es kasmamış. Sanırım kaç? 6 mı vardı bende? 2 saat 3 saat kaldı herhalde. Çok fazla dayanamamış karakter. Ama iyi. Gene birazcık es kasmış olduk. Sonuçta Brahman'a da bıraksam aynıydı. Şöyle rep... Ay yeni rehberi yapmış zaten. Tüh. Geniye hamura yazık olmuş. 3-5 tane çöp. Ne kadar eder? Oo, iyi para etti. Tamam, ben şu üstümü başımı ayarlayayım. CZ Chat'in devamı vardı hani, hatırlıyor musunuz? Bir onu deneyelim. Şöyle NPC'min yanına geldim. Son yaratık kesmeyi bu arkadaş veriyordu. Bu da Krovaz haritasındaki bir tıklatma veriyordu. Bakıyorum da şöyle. Narki Maradon'da zaten. Aynen, bu da Maradon'da. Ha, bunu Ronarkland'a taşı... Tamam, CZ'ye taşımışlar bunu. Tamam, ben şu ikisine tıklayayım hemen. 80 milyon XP'mi alayım diyorum hocam. Devam edelim. Görevin devamını buldum bu arada. Gittim tıklamasını yaptım. CZ'deymiş NPC. Çok şaşırdım. Şuradan da şöyle bakıyorum. Sanırım doğru koşuyorum. Bunu eski serverda da yapmıştım ben ama tam hatırlayamıyorum işte. Yani nereye koydular ettiler. Benim bu tarafa doğru koşuyor olmam lazımmış. Buradan değil mi ki? Sanırım oradaki NPC'ydi. Gene buradan bakarak gidiyorum ama tahmin ediyorum ki oradaki NPC olacak. Ve çok da güzel bir farm yani ex veriyor. Intelligent Queen Ice. Vay be, aydınlanma yaşadım resmen. Demek yeni serverlarda yapılıyordu bunlar. Aynen doğru gidiyorum sanırım. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Yok mu peki burada boss denk gelmemiz? Aha, bu. Mysterious Mage. Sensin değil mi? Bakayım. Sen değil misin? Erkenden Wolf. Ver bakalım. Harbiden attı. Avakas Amadeus. Demek seni yeni seviyeye eklediler. Keseyim bakayım seni. Tamam, öyle zor kesilmiyor. Ya üçlü defa bakar mısınız? Karakter hasar almadı resmen. Mükemmel olay ya. Acaba ne kadar X verir yüzde? %5 verir mi? Ve düştü. Bakalım ne veriyor? Çat. 1K. Bunu gene Ronarkland'a veriyoruz galiba. O iki tane de kaos veriyor. Ver bakayım XP'mi. Çat. Oh, %6 X verdi. Order Surgery. Order Surgery Ronarkland. Kimsin ki? Ha, Eslant'a götür diyor. Tamam, götürelim o zaman. Tamam, bu sonmuş sanırım. Arkadaşa tıkladım. Bitti. Burada da bizim bir tane chat görevimiz var, biliyorsunuz ki. Şu sanırım artık bir işe yaramıyor. Boss'u çıkartmak için de bu herhalde. Şimdi neyim kaldı benim? CZ chat görevini bitirdik. Draki chat görevimiz var. Bu da bir 65 milyon veriyor. Aslında üçlü def açılmışken gidip biraz Draki potu alıp şansımızı mı denesek? Bence deneyelim hocam ya, değer. Ben gideyim şu görevlerimi bir alayım. Birisi de yazmıştı, çok kısa da olsa nasıl döndüğümü görmek istiyordu. Hemen göstereyim tabii ki. Geçelim. Şöyle, ben orta odadan başlayamıyorum ya. Sıfırlanmış Draki. Draki sıfırlanınca orta odadan başlanmıyor. Bunlar zaten direkt tek yiyor. Çok zorlanmıyorum açıkçası. Böyle bütün hepsini kesip bakıyorum. Kutu var mı yok mu? Malum elle topladığım için biraz serzerişli oluyor. Yani sürüncemeli oluyor. Perisi olan çok daha hızlı yapabilir diye düşünüyorum. Bunları da hemen topladım. Yok mu peki süperyor atması? Burada var ya, bağırırım herhalde. Bu katlar çok kolay oluyor zaten. Aha da kutular 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 gitmeden. İşte böyle vaktimi çok alıyor. Aslında hızlı direkt yaparım ben. Mobların yerini az çok hatırlıyorum ama. Gelsene bu tarafa doğru. Beni niye uğraştırıyorsun ki şimdi? Çat, tamam, kutusundan aldık. İkili defi basıyorum. Hemen tutuyorum. Tek atsa aslında karakter. Şurada kutu vardı, gördüm. Böyle yani hocam. Vura vura geçiyorum. Sonra toplama. Üst katlarda tabii ki işler biraz zorlaşıyor. Böyle sürekli vurup vurup geçemiyorsunuz. Şuradan bunu alalım. Başka da bir şey yok sanırım. Hemen geçtik. Şu pot toplama muhabbeti olmasa çok çok daha iyi yaparım ama sadece bir kutuyu, bu ne ya? Vay be, bunları kesemiyordum. Resmen karakter gelişmiş ya. En son Spellbound Princess'in orada birkaç tane Draki potu alacağım. Çünkü Rasaka'yı kesmek istiyorum. Bir kere de olsa. Okçuyla çok kolay oluyor. Ice atıyorsun. Yavaşlatıp üçlü beşli atıyorsun uzaktan. O sana vurmadan düşürüyorsun sen onu ama asasla işler öyle olmuyor hocam. Birazcık dikkat etmek gerekiyor. Zaten çok vuruyor. Karakterde tamam, az çok defansımız oldu üçlü defansla. Ama defansımız yokken yine tek yiyoruz sonuç olarak. Hemen bunu da düşürelim. Kutulara bakmam lazım acil. Oha, bir tane bile kutu yok.
Yuhunuz. Tam yalancı çıkarttı beni. Tamam, bu katlara başladık. Bu katta şunu söylemek istiyorum. Bu kattan sonrakinde troll şeyleri atıyor biliyorsunuz. Kırmızı trollerden atıyor. Onlar inanılmaz fazla vuruyor. Bakın şimdi üçlü defi bekleteceğim. Spike'ımın da dönmesini bekleyeceğim. Bakın Spike döndü. Üçlü defi bastım. Bekliyorum. Hemen düşürüyorum ki bana vurmasın. Şu ilk iki tanesini düşürün. Geriye kalan da çok sıkıntı yaşamazsınız. İkisi üç tanesi birden vurursa karakter yatıyor. Ben çok şaşırtıcı yatmadım daha ama genel olarak en çok Draki'de yattı benim karakterim. Burada şimdi boss da olacak. Hemen tuttum. Daha bana atak yapmadan düşürdüm ben onu. Burada biraz minora banıyorum. Üçlüm geliyor. Kaçırmadım. Spike, Curse ve bitti. Daha da sıkıntı yaşamayız. Var mı bir şeyler? Yok. Tamam. Hemen diğer oda. Buradan sonrası artık sıkıntıya giriyor. Yaratıklar ölmüyor çünkü artık. Bir de ben normalde 3. kattan başlıyorum. Bunları kesmiyorum ama Draki sıfırlandığı için ister istemez ilk kattan başlatıyor. Kutusu var mı? Yok. Şurada boss çıkacak galiba. Hemen yüzdeme attım. Bunu ilk düşürürseniz rahat okuyor. Ya sizi kesebileceklerinden değil. O kadar büyük ki bu. Kutuları toplayamıyorum. Kutuya basılmıyor. Var mı bir şey? Yok. Bir Spike, bir Thirst. Burada bir daha Wolf harcamıyorum bir tane mob için. Düştü zaten. Burası son. Buradan sonra NPC çıkmıyor. O yüzden burada reperelerimizi falan yapacağız. Şöyle. Hatta ve Draki pot da alacağız. 7000 HP diyor. Benim 7000 HP'm yok ki. 11 tane alsak yetmez değil mi? Bir 11 daha alalım ya. Parayı verdik ama yani hiç istemiyordum aslında bu parayı vermek ama lazım yani şu an. O XP istiyorum açıkçası. Yani genel olarak böyle devam ediyor Draki. İsterseniz boss kısımlarını ben göstereyim. Buradan sonraki evrede. Bu inanılmaz uzun olacak hocam. Yoksa. Tamam geçelim bakalım. Bosslara kadar ölmezsek boss kısmını göstereyim ben size. VB drop atarsa mükemmel diyorum ya. Bronze Premium'da da Süper Draki almazsın ya. Tarihe geçtim resmen. Uh. Uykum açıldı yemin ediyorum. Neşem yerine geldi ya. Tamam neyse geçelim bakalım boss kısımlarına. İnşallah bir tane de olsa Weapon Breaker atarsın ya. Bir tane çok değil. Draki'de kullanıyorum. Pardon BDV'de kullanıyorum. Tamam geçtik. Hatta buraya kadar gelmişken şuradaki boss'u da keselim isterseniz. Burada ben boss'u en sona bırakıyorum. Yani genel olarak çok zorlanmıyor karakter. Üçlü defansında olduğu için her ne kadar yıkık da olsak. Ya nasıl olur da Bronze Premium'a Sub Debuff satarsın sen ya. Tarih yazıyoruz resmen. Bu kadar şanslı olamayız ya. Gerçi nazar değmesin. İhtiyacımız da var bu tür şanslara. Yani daha old roller alınacak, 8 MD alınacak, skiller açılacak. Oh aman aman karakter 80'e kasılacak. Çok daha yapmamız gereken şey var. Çok güzel oldu. Resmen çok sevindim ya. Tamam şu da düşsün. Çat tamam. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Bir iki dakika sonra devam edeceğim. Boss kısımlarına geçiyoruz şimdi. Titan'a kadar geldim. Yani karakter gerçekten çok fark ediyor üçü defle. Normalde ben bir 10 tane falan kırmızı pot basıyordum. Birkaç tane de mana basıyordum. Ama hiç basmadım neredeyse. Çok şaşırtıcı. Üçü defi basmayacağım buna. Şimdi lazım olacak. Şuradan bunu taktık. Artık bosslara geçiyoruz. Üstündeki ağırlık yetmiyor diyor. Ne oldu? I love bitti. Bunu da bu arada şeyden aldım. Çarktan bir günlük geldi. 17.56'da bitiyormuş. Kullanabildiğimiz kadar kullanıyoruz. Wolf'in bir dakikası var. Bunu şuradan çıkarttık. Bunu koyduk ve başlayalım. Yüzdelerimi attıktan sonra döndür öldüreceğim bunu. İstemiyorum ki bana vursun. Çok fazla skill atıp karakteri yormak veya zorlamak istemiyorum. 3-5 tane döndüğü kadar artık. Önemli olan 70 burada. 70 çok vuruyor çünkü. Bak 1036 vuruyor 70. Spike 1300 vuruyor. Yani defansı yüksek her karaktere, yaratığa, moba 70 daha fazla vurup defansı saymadan vuruyor çünkü. Böyle döndüre döndüre ben bunları kesiyorum. Hatta hızlandıralım isterseniz. Bir tane bile vurmadı. Bir tane bile. Çok iyiydi ya. Hemen Wolf tazeleyelim. Üçü de bitmeden. Bu hemen vuruyor çünkü bunu döndüremiyoruz. Of 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 of. Evet burada yakacağız spotları belli. İlki gibi değil bu. Bakayım dönebiliyor musun sen? Dönüyor da bu çok daha zor dönüyor. Bu biraz uğraştıracak bizi. Tamam üçü de geldi ama. Aha Nova atıyor. Kaç 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 kaç. Tamam ikinciyi de düşürmeyi başardık. Bu çok döndürülmüyor. Bu da kilitliyor zaten. Aha Draki Commander Bage. Vay be ciddi ciddi attın. Tamam bu çok daha eziyetli. Bunda zaten Light Fit kaçırdık bittik. Direkt kilitliyor. Kitledi hatta. Hayır yok demedi. Kitledi bile. Çok uzaktan kilitliyor ya. Kitleme artık yeter. Buna uzaktan vurulabiliyor mu? Aa vuruluyor. Buna çok uzaklardan vuruluyor bu şekilde. Biraz geri biraz ileri. Bakıyorum ki kilitleyecek beni diye. Aha kilitledi. Erkenden attım potumu. Hiç yatmak istemiyorum. 14 kaldı ama dikkatli harcamam lazım. Ya yeter ama. Aha öldük. Aha öldük. 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 Ölmedik tamam. Bu novalara oturursak zaten direkt tekiyoruz.
Bunu bir kere yapayım, bir daha yapmayacağım zaten. 3-5 exp olsun diye. Aha, attım potumu. Vallahi kıydım pota hiç. Uf 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 uf. Defansızı defansızız, tamam. Ya çok zorluyorsun ya. Bu neymiş böyle? 10 kaldı, hayır. Aha, öldük öldük. Ucundan yırttık, vallahi ucundan yırttık ya. Sen ne vuruyorsun bu kadar ya? İşte okçu olacağım burada. Buna ice atıyorsun abi. Buraya geliyorsun, buradan üçlü beşli atıyorsun. Yaklaştıkça kaçıyorsun. Vallahi şu an okçu olmak istedim. Ya da ben beceremiyorum, bilemedim. İkisinden biri. Aha, kilitledi yine. HP pot. Bu kadar vurmasan keşke ya. 8 tane kaldı. Daha bunun daha zoru var. Üst katta. Onu nasıl yapacağız? Ay ay. Neyse, bir şekilde bitireceğiz artık. Öldük. Öldük. İnşallah tek yemezsek. Vaktimiz de çok az kaldı. Şu düşsün artık ya. Bu arada buff aldım. BDV sertifikalarıyla buff alınıyor ya. Ondan aldım. Bu arada canının bir kaldığına bakmayacağım şu an. Defansım döndü. Öyle dalacağım. Yat lan aşağı yere. Çok eziyetli oldu ya. Bu neymiş böyle? Indent. Ver 65 milyon XP'mi. Şuraya bak. 26 dakikadır uğraşıyorum. Dönerek skill atmaya çalışıyorum ya. Oh, neyse başardık bari. Bu chat görevi de böylelikle bitmiş oldu. Devam edelim bakalım. Hocam 3 tur Draki hakkımızı tamamladık. Biliyorsunuz ki bir tane supply box aldık. Onu ben bankaya kaldırdım. Görevlerimizi de yapmış olduk. Sanırım %46 falan olacağız X'te. Half Troll Warrior var. Bu chat görevini de bitirmem lazım. Ama BDV vakti de yaklaşıyor. Bir yandan farm da atmak istiyorum. İşler iyice karıştı. Artık plan kuramıyorum ne yapacağıma dair. Tamam, ben şuradan çıkayım. Bir Half Troll Warrior slotuna bakayım. Belki farm atan birisi vardır. Yardım isteriz kendisinden. Hızlıdan geçeriz bu görevi. Bunu bitirdikten sonra da BDV gireriz. Sonra farma çıkarız inşallah. Bakın şu an bilmiyorum hocam. Neyse devam edelim. Bir süre düşündükten sonra bu görevi yapmaya karar verdim. Orada geniyeci bir parti vardı. KS ata ata 50 taneyi kestim. Zaten sabahın erken saatleri. Beni bu saatlerde pek oyunda görmezseniz normalde. Denk geldi diyelim. Kentaurlar sanırım sonuncuydu. Bir 50 tane de kentaur kesmeyi deneyeyim ben. Herhalde keserim artık, o kadar da değildir diye düşünüyorum. Bir ara bunun farmını yapmayı çok istedim ama bir kral yazmıştı. Hatta 3-4 kere yazmış olabilir. Belki de daha fazla, benim gördüklerim tabii onlar. Yani kesemedik, bilemiyorum. Tüh, aklıma o hikaye geldi. Neyse, gideyim ben şu 50 taneyi bir doğrayayım. Finalde görev verirken tekrar görüşelim. Sanırım %50 olacağız gibi duruyor. Hocam 50 taneyi kestim. 8 tane kalp attı ya. Ben bu kalbi çıkarmak için yani inanılmaz bir eziyet çekmiştim. Ne vuruyorum? 2 tane kesiyorum, kalp atıyor. 2 tane kesiyorum, kalp atıyor. Yazıklar olsun bu oyuna. Neyse iyi oldu bari, 8 taneyi yarın bir gün pazarımıza ekleriz. 3-5 kuruş da olsa gelir olur. Hatta 200K'dan bile koysam 1,5M'den fazla nakit yapar. Ama bunu nereye koyalım? Hatta sona koyalım. Bu biraz daha kıymetli çünkü. Alınıyor. İsterseniz birlikte görevi de verelim. Bu arada benim klanla çok fazla bir haşır neşirliğim yok. Çok arada görev yapıyoruz sadece. Bir kere farma çıktık. O da onlar içindi sonuçta. Yani bunca bir birliktelik var. Ne bileyim, çıkın CZ'de bir slot bulsanıza kendinize gibisinden. Bir muhabbet döndü. Ya sıfırdan serisi olmuyor falan yazanlar oldu. Hocam kimse gelip bana çil kuruş para vermiyor. Sen tanınıyorsun diye böyle bir ortam sahibi oldun diyorsunuz. Tamam, 250 kişi var bizim Discord'da şu an. Diğer 250 kişi tanınan kişiler mi ki? Bakın onlar da aynı şekil görevlerini yapabiliyor. Ha evet, belki biraz dışarıdan garip gözüküyor. Bu benle kısıtlı alakalı bir şey değil. Ben bunu bana destek olsunlar diye yapmadım. Eski ortamları özleyen bir sürü abimiz, kardeşimiz vardı. Onları tek çatı altında toplayacağımı söyledim ve yaptım. Bunlar benim için yapılan şeyler değil. Benim bu klanda oluyor olmamın bir sebebi, bir anlamı, bir amacı yok. Kimseden de gidip bir kuruş dahi almışlığım da yok. Tabii ki herkes gibi onlar da destek olmak istedi. MPR'ek vermek isteyen oldu. Ne bileyim, old takı vermek isteyen oldu. Hepsini aynı şekil geri çevirdim. Kusura bakmayın, hani kabul edemem gibisinden. Ama madem yok, sıfırdan serisi bozuluyor. Yani burada birliktelik söz konusu. Destek almak değil. Destek olmak başka, birlik olmak başka. Ve bu bana özel bir husus da değil. Ha belki ben ön ayak oldum, evet. Ama onlar da birbirleriyle buluştu sonuçta. Onlar tanınan insanlar mı ki? Ben bakın, ama işte onlar da birlik olabildi. Birlikte görev yapabiliyorlar. Birlikte farma çıkıyorlar. Bence tam aksine benim tanınıyor olmamın bu duruma zararı var. Ben tanınıyorum diye sadece biraz daha, ki o da son 3-5 videodan kaynaklı.
Hala öyle tanınmış bir kimse değilim. Yani 15 bin belki 20 bin kişi görmüştür karakterin nickini. Bu beni ünlü yapmıyor ki. 20 bin kişi ne? Milyonlar izlenenler var yani. Ya ben dedim beni 1 milyon kişi de izlese elmayı dalından koparmışlar. Oğuz yani bana bir farkı olmaz. Aa beni 1 milyon kişi izliyor. Ya ben 200 abonem varken de sırf birisinin bir cümlesi üzerine 5 saat ağaç kesmişliğim doldu. 400 abonem varken worm kes diyenler doldu. Gittim worm kes. Ben hep aynı bendim. Hala da öyleyim. Benim için değişen bir şey yok. İsterse 15 milyon abonem olsun, isterse ben trilyoner olayım. Dünya malı dünyada kalır. Baki kalan ruhlardır, karakterdir. Benim nazarımda bu olay böyledir. O yüzden herkesin yorumuna aynı şekil 5 abonem varken de aynı dikkati, aynı emeği veriyordum. Şimdi de öyle. İlerleyen kısımlar olur, o zaman da öyle olur. Bana ne teklifler geldi? Agartha'ya bakın gitmedim. Ne teklifler geldi? Bakın Zero'ya hala gitmedim. Benim için sizlerden daha önemli olsaydı o diğer hususlar, şimdi rakamları söylesem aklınız karışır, o yüzden söylemeyeceğim. Kim olduklarını da söylemeyeceğim. Reklam teklifleri de geldi bana. Instagram takipçi kasma bilmem neyi falan. İşte linke tıkla falan pat yorumlara bir baktım. Abi benim hesabım çalındı. Kabul etmedim. Ben burada birkaç bir şey yapıyorum. Serüven paylaşıyorum. Aman JR'ye girme. Aman o birlik olmayın. Ya hocam siz tam olarak durum biraz farklı yerlere gidiyor. Ama tabii sizin dediğiniz olsun. Ben gene bugüne kadar nasıl bir senaryo izledim? Grafik ayarlarını değiştir dediniz, değiştirdim. Oh, yani ne hususta benden bir şey rica ettiniz, ben kabul ettim. Bilemiyorum. Yani ne yapsam, ne yapmalıyım yani? Tam olarak burada klanda birlikte görev yapabileceğim arkadaşlarım var diye. Burada birkaç tane abimiz, kardeşimiz var diye. Gidip görev mörev yapmayayım mı? Gidip farm atmayayım mı? Ya bu nasıl bir bakış açısı? Ben bu konuda şey yapamıyorum. Algılamakta sıkıntı yaşıyorum ya. Abi ben tanınıyorum diye yapıyorum diyorsunuz. Ha, bu adamlar tanınıyor mu? Bunlar niye yapıyor? Partide biz sadece 8 kişi, klanda 250 kişiyiz. Diğer 250 kişi tanınıyor da mı birlikte farma çıkabiliyorlar? Yani ne bileyim bilemedim ama tabii ben tek devam ederim. Solo farma çıkarım. Etkinliklerime solo girerim. Değişen bir şey olmaz. Benim tek amacım şurada bir aile ortamı yaratmaktı. Başka da bir derdim tasam yoktu yani. Ben şu an istesem zaten premiumumu da çekerim. Elhamdülillah elim kolum tutar. 13 senedir ben aynı şirkette çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar. Öyle beceriksiz kimseler değilim yani. Aç karnımı doyururum ben Allah'ın izniyle. Bu muhabbeti sevdiğim için, yapmak istediğim için yapıyorum. Ne çok konuştum ya. Neyse tamam hocam. Sıkıntı yok, fark etmez, ben solo bir şekilde hayatıma devam edebilirim. Neyse birazdan BDV geliyor. Umarım güzel kesitler çıkar. Sizlere gösteririm diyorum. Geçelim. Hocam maalesef çok kötü bir BDV geçirdik gerçekten. Dayağı yedik. Ama karşı bile koymaya çalışamadık yani, o derece AFK'ler falan da vardı. Mage kal attı. 3 kişi yattı direkt. Sonra bizi patates ettiler. Bildiğiniz senaryolar zaten, çok uzatmak istemiyorum. Sonra parti dağıldı. Biz de düştük tovna. Hemen şu rifti aradan çıkartmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten 179 tane biriktirdim. Bir 80 tane falan kasabilirsem gene Old Drake'i Supply Box alabiliyoruz. Ama benden Superior almamı istemişsiniz. Şöyle, eğer 3 günde bir yani her gün 85 falan kasabiliyor olsaydım Super Supply Box alırdım. Ama ben günlük 70 tane falan kasabiliyorum. Bu da 2 tane Old Drake'i Box aldığım süre zarfında bir tane Supply Box alabiliyorum. Aslında ben daha doğru bir karar veriyorum. Benim yeteneğim bu kadar. Kasabiliyor olsaydım eğer her gün 90, 3 günde bir Supply Box alırdım. Ama ben 4 günde bir Supply Box alabiliyorum. Durum ondan ibaret yani. Neyse partimiz zaten yavaştan toplanıyor. Karma partiyle giriyorum. Klandan kimseyi de çağırmadım gördüğünüz gibi. Bakalım girip çıkalım dilerseniz. Ne kadar kastığımızı tabii ki gösteririm size. Şöyle Rift etkinliğimizi de bitirdik. 79 tane kasabilmişim. Gene güzel. 80 benim için gayet yeterli bir miktar. O yüzden fazlasını istemiyorum. Gözümde yok açıkçası. Şöyle hemen birleştirelim bakalım. 258 olmuş. Alacağım ben yine. Nerede exchange? Old Drake'i Supply Box'ımı aldım. Yine günlük onem bandımızı çoktan tamamlamış olduk. Yani tabii bu minimal rakam. Ben gene etkinliklere gir çık illaki bu onemi kasarım. 18 emlik bir tane kutumuz oldu. Bir tane de 12-13 emlik kutumuz oldu. Burada biraz farmlarımız var. Bir tane old takımız var. Yani 20-30 desek 35 diyelim hadi. 40-40 hem kasmışız bile daha şimdiden. Ama durmak var mı? Yok, tabii ki yola devam. Şimdi biraz boş, müsait vaktim oldu. Hemen farma yönelmek istiyorum hocam. Devam edelim bakalım.
Dostlar maalesef biraz ağaçlarda falan takılmayı denedim. İnanılmaz bir darlama var. Çok zorlamak istemiyorum. Üstümde 2M vardı. Onu bankaya attım. 2 tane atak SC'mi aldım. Kaçıyorum direkt. Şimdi Rama yazdı sağ olsun. Gidip onunla bir avop falan yapacağız. Görevi varmış yapacağım dedi. Ben de peşine takılayım. Hem yardım ederim ben de. Görevlerimizi aradan çıkarmış oluruz. SV mi dayı? Hemen atayım. Tamam geçtik. Hocam şimdi 3-5 kişi kaldık. Hazır buluşmuşken vaktimiz de varken Eslan chat görevlerini yapmak istiyoruz. Şuradaki NPC'lerden başlatacağım ben. Ara ara tabii ki göstereceğim size. Lakin çok sıkıcı bayıcı olmasını istemiyorum. İkisinden de alıyorduk değil mi? Aynen. Ondan buna tıklatıyor. Bundan ona. Stone of Mage. He başladık. Sundres'ten. Tamam ben bir DC'ye tekrar döneyim. Diyeyim hani önce keselim sonra verme görevini verelim diye. Bir organize olalım diyorum. Görevleri verirken tekrar görüşelim. Bu Stone of Mage'i de verelim ya. Buradan ne verdi? Half Troll Şaman. Tavuna gidip şey yapalım. Verme görevini. Ha, böyle sırayla sırayla yapalım ya. 20 tane mi istiyordu acaba? 50 Bunun meç taneymiş. kim ya? Şeyden NPC'den alacaksın ya Mage taşı. Kaç tane? 50 tane Mage taşı alacaksın. Aynen manayı da vereceğiz. Mana 10K'yı da veriyoruz şimdi bankaya. He, onları uğraşacağız ha. Aynen. Herkes benden. Instable Mana Piece istiyor aynen. Şimdi avuç mu isteyecek? Tabii canım ikisini bir arada yaparsın. Aslında bu görevlerin şey yapılması lazım. Önce chat Beraber görevi. yapılması Evet, lazım. önce chat görevinin yapılması lazım. Daha kolay oluyor. Aynen daha avuç istedi. Aha da gidiyor. Bu sonuncu muydu acaba? Apost of Storm. Sanki Nightmare'a falan da götürüyordu Arada. bu. Bakalım verdik. Aha %79. Aynen Doom Knight'lardan başlayacağız şimdi. Ha Night Blue burada. Kendisi tamam. Nightmare var mı yazayım? Tamam. Şeyde Lüfer'de bir chat görevi daha vardı galiba ya. Elinize sağlık bu Yapalım arada. mı? Valla olur. Yaparız. Tamam boss'a katılalım. Tamam. Bir de mola veririz. Aynen. Aha da %83,51 Doruk. Şöyle ufak bir molanın ardından tekrar geldim. Şu AP ve Greyhouse'u kesmek istiyorum. Akşam 7 BDV'sine sanırım bir 45 dakika falan var. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Ama 79 olmak istiyorum artık. Şu görevi aradan çıkartalım. Ben şunları bir hızlı hızlı doğrayayım. Görev verme esnasında tekrar görüşelim o zaman. Öyle de ben kestim 50 tane AP, 30 tane de Greyhouse'u. Bu bölüm karakteri 79 yapmak istiyorum. Bayağı niyetlendim. Şimdi gidip Baron'la Kardinal keseceğiz. Allah'ım uzun artık görev yapmaktan sıkıldım. 80 olsun istiyorum karakterim. Yoruldum. Ben yoruldum mesela. Gerçekten yoruyor insanı. Neyse, şunları da bir hızlı şekilde doğrayayım ben. En son finalde görevlerin hepsini verirken görüşelim. Evet, sanırım final kısmına geldik görevin. Dilerseniz bu kısmı birlikte yapalım. Şu arkadaşı keseceğiz ama benim bunu bir tur çekmem lazım. Gel bakayım bir. Tamam. Bunun içindeki görev itemini Fargo'ya verdiğim zaman tahmin ediyorum ki bu görev de bitecek. Ve %88 falan oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Yalnız şöyle bir şey var. Artık benim elimde exp namına bir şey kalmadı. Sanırım her şeyi yaptık. Eslan chat'i de yaptık. Doda chat'i de yaptık. Bilemiyorum. Resmen görev kalmadı. Bu ne böyle bu kadar? Aha. En önemlisini alamadık. Geri ver. Tamam. Bunu şimdi gidip Kaptan Fargo'ya verelim ve şu XP'mizi bir alalım. Ne kadar? 57,5 milyon. Oh, bayağı bir XP veriyor ya. 79'dan 80 bizim için çok zorlu olacak ya. Nasıl yapacağız? Neyse gel zaman git zaman farmla yavaş yavaş bir şekilde olur. Arada bir XP de bırakırız karakteri elbette. Ve yüzde aynen de 88'e kadar geldik. Vay be. Neredeyse 79 olacağız ha. Şimdi şöyle bir saatime bakıyorum. Daha BDV'ye 10 dakika var. Ben bir 10 dakika mola veririm. Onun peşine gene CZ'ye çıkarız diye düşünüyorum. Pandora 2'ye geçebiliriz. Gene ağaçlarda, sağda solda bir yerde kasarız diye düşünüyorum. Şimdilik bir mola verelim. Ama şöyle de bir şey yapmak istiyorum ben. Bir ufak ama çok ufak şımaracağım açık söyleyeyim. Şu Weapon Breaker atacağı yok Draken'in bize. Zaten şimdi kutu da attı. 15 gün daha drop atmaz diye düşünüyorum. Şu diğerinden çıkartmaya çalışacağım ya. Artı basacağım açıkçası birazcık. Belki bir tanesi artı 7'ye geçer. Pozisyon damagesini de basarız. Kullanırız diye düşünüyorum. Yani sonuçta Jamadar Jamadar'dır. Ne kadarsın sen? Of 350K. Buraya ben 1,5M yatırım yapsam. Çok yanlış bir karar yapıyorum. Böyle bir şey yapmamam lazımdı ya. Bunları almaya para yetiyor mu? Yetmiyor. Hemen ekstra para takviyesi yapıyoruz. İnşallah bir tane de olsa 7'ye geçer. 7'ye geçerse zaten ben amacıma ulaşıyorum. Herhalde VB'den daha iyi iş yapacaktır.
Yakışıklı beni pot lazım, yedirim 3 kattan satıyorum. Yok reisim, sağ olasın. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Bu anvil beni her sefer üzüyor. Yazıklar olsun sana anvil. Bir 11 tane daha alsak 17. 5, 10, 15, 20 yapıyor. 3 tane daha alalım. Yarıda kalmasın. Hadi başlayalım madem. Hızlı hızlı atacağım çünkü artık inanmıyorum ki sarıyı bekleydi, kırmızıyı bekleydi. Hep böyle item yansın diye yapılmış şeyler bence. Geçiren geçiriyor, ben onu anlamıyorum. Patladın mı? Yok, inanmıyorum. Nasıl patlamazsın? Çok şaşırttın. Bu arada bir tane yeşil kutu alırsam patladı değil mi? Yani ne diyeyim ki? İlle patlayacak mısın yani? İlle şart mı patlaman? 5. Hadi tamam, biri 5. Çat, patladın mı? Oo, geçti. Çat, o da geçti. Şimdi heyecanlı kısım, pat 6 oldu, vallahi 6 oldu. Çok da beklemiyoruz, kırmızı at da olmadı. İşte buraya geldik mi gerilim başlıyor. Al hadi ben atayım. Vallahi geçti, 2 tane artı 6 oldu. Sen de geçer misin? Geçtin mi? İnanmıyorum. Oh, bir tane daha alacağız. Ben bir tane de olsa 7 istiyorum, sağ elime takarım. Şöyle koyduk ve enter'a bastım, geçti. Vallahi geçti, billahi geçti be. Nasıl bir kralsın lan. Tamam, artık diğerlerini de patlatabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle salsak. Tabii ki patladı. Aa, geçti. İkinci yedi geçti. Aa, yok artık. Tamam, sen yanabilirsin kral. Görüşürüz. Şuradan iki tane pozisyon kağıdı. Tamam, fena olmadı ya. Aziz Allah. 300K'da buna yatırım yaptık. Anvil çok karışık. Eğer bu burada patlarsa ben çok üzülürüm. Hadi. Çat. Yandı. High class oldu bunlar ama ya. Şimdi gidip 2M'de ona bağlayacağız. Allah'ım. Neyse, güzel oldu ama, çok sevindim. Bu arada bir tanesini 8'e bile atabiliriz. Yok yok, 8'e atmam ya. Ne yapacağız? 5M gene çekeceğiz. Tamam, olsun. Bence değecektir. Ben bir iki tane bes bulayım. Şunları pozisyon basalım bakalım. Hocam bes satan kimse bulamadım. Ama şuradaki arkadaş da 7 abis jamadar gördüm. 16M'e satıyor. 16M. 15'ten bile satsam 30M kasmış olduk. Hani ayak üstü. Bu bölüm neler oluyor? 1350 pahalı reis. Ve aleyküm selamlar. Bakayım. Bes var mı? Kimse de. Ne kadara satıyorsun acaba? Bes lütfen. Kimse de mi bes yok? Aha. Ya 1299 ver, tamam ver. 2 tane lütfen. 1,5M öyle harcadık. 20 tane kağıt aldık. 5 kere 2 10. 2M de öyle harcadık. 4,5. 2 de şimdi harcıyoruz. 7. 30 kazandık. 7 verdik. Yani 23M kar etmiş olduk. Ve aleyküm selam. Yok reis. Var olun inşallah. Şuradan ikisine de bir sarı üstüne. Tamam, bir tanesini geçirdik. Hadi hayırlı olsun. Ya bunların yanma ihtimali de var, beni korkutuyor. Yandın mı? Oh tamam, geçti. Saatim. Of, 50 saniye var. Ben şimdi geçemem bire herhalde. Tamam, burada oynarız. Şöyle şunları ben takayım. Bir tanesini acaba 8'e yollasam mı ya? Şeytan çok dürtüyor beni şu an. Vesvese veriyor resmen. 20M satıyor bu arada kutuyu. Bakalım neler olacak PDV'de. Artık jamadarlarım var. DS'li insanlara vurabilirim. Hatta bu kadar iyi kasmışken 75'imizi açmayalım mı? Şuradan ben üzerime düşenleri almak istiyorum müsaadenizle. Şunu kırdırabilirim her an. Bunları ben pazara koyuyorum ama gitmiyor. 2 gün 3 gün kalıyor. 200K, 300K, 500K kadar bir farkları var. İnanılmaz bir fark yok. O yüzden ben bunları açıkçası bu fiyatından yollamak istiyorum. 12.325. Zaten ben 13'e koyacaktım. 12.305, 12.325. Şu arkadaşa bir tane atalım. Kaç tane mavi toz lazımdı acaba? 5, 7, 10 tane sanırım. 30M gibi bir harcama yapmamız gerekecek. Biraz fazla. Skillaştırması da çok maliyetli gerçekten. 17.525, 17.605. Beni ikna ettin hacı. Şöyle hemen yollayayım. İnşallah şundan 2 tane toz atar, zarar etmeyiz. Bu 6.5M'e, 6.700'e falan satılıyormuş normalde. Yani zarar etmeyelim, başka bir şey istemiyorum açıkçası. BDV'ye de girmeden bakayım, ataksiyeci alıyor musun? 195, tamam ver. 30 tane birden. Ne yapar? 5M 850K. El emeği göz nuru bunlar. Şu kısımda çok keyif alıyorum. Neden bilmiyorum ya. Hemen gidiyorum. Bir mavi toz bakalım kendimize. Oraya gideyim. Orada kayda tekrar gireyim. Şöyle geldim. Bu arada bir tane atarsa zarardayız. Ama bunun için pazarda o kadar beklemek istemiyorum. İnşallah. İki tane bak. Bak iki tane. Çat. Ya sen çok çirkin bir oyunsun ama ya. Zarar etti. 3M zarar ettik ya. Ben 1 saat farm atıyorum 3M için. Neyse, biraz vakitten tasar. Bu kadar da ufak tefek şımarmalara hakkımız vardır diye düşünüyorum. Kızmayın bana, olur mu? Bir tane şey için pazara bırakmak istemedim karakteri. Şu arkadaş da 2.800'den 9 tane almamız lazım sanırım. Oh, 25M. Ne kastıysak geri veriyoruz maşallah. Tamam. 12M'imiz kaldı. Şimdi şöyle bir hesap yapmamız lazım şimdi. Hemen LFC skillimizi açalım birlikte. Bellua. Clarence, gene ben geldim. Lütfen skillimi verir misin?
Bakalım ne diyor 75 skill'ine. Aynen de 10 tane diyor. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Resmen 75'e kadar açtık. Çok güzel senaryo değil mi ya? 95'em, 10M'i bırakıyorum. Yani benim şu andan itibaren 5M daha kasmam lazım. Çünkü günlük 10M bandı konuşmuştuk, minimum rakam. Ne yaparsam yapayım, günün sonunda o bankada 10M artması lazım. Benim planım bu. O yüzden kesinlikle CZ'ye çıkıp biraz farm atmamız lazım. Ya da akşam JR'miz var gerçi. Akşam JR'sinden ya Vin'le ayrılırsak? Elbette ben o 5M'i kasarım hocam, hiç sıkıntı yok. Şimdilik geçelim. Eğer güzel kesitler çıkarsa birkaç BDV sahnesi koyarım tabii ki. Devam. Yani iyiden iyiye BDV'den tiksinmeye başladım ya. Niye böyle oldu? Dayağı yedik çıktık gene. Aslında çok basit kazanabilirdik ama bizim bilemiyorum. Okçular bizim priestlere 3-5 girip düşürebiliyor. Çok aşırı rahat düşüyorlar. Rakip Human priestlerine 100 vuruyorum Spike'la. Farklı bir sıkıntı var yani, bilemiyorum. Takım oyunu çok kötü bizde. Keseriz keseriz de ne bileyim. Tamam neyse, yapacak bir şey yok. Dayağımızı yedik işte ya. Devam. Hocam şöyle bir dolandım ettim. Maalesef slot bulamadım. Ağaçlara baktım. Mastodon tarafı da dolu. Şu an bu karakterle Stone Golem dönebileceğimi hiç zannetmiyorum. Denemedim de zaten. Burada tatlı tatlı kardinalde farmlayacağım. Bizimkilerle gidip Evil Wizard farmlayabilirim aslında ama kimilerinin zoruna gidiyor herhalde. Bilemiyorum. Burada solo şekilde takılacağım. Hiç problem yok. Ne kadar kalırım onu da bilemiyorum. Tahmin ediyorum ki bir 2 saat falan takılırım ben burada. Akşam JR'sine kadar bir hayli vaktimiz var. Rift kaçta sıfırlanıyordu acaba? Onu hatırlamıyorum. Eğer onu hatırlıyor olsaydım bir tane daha rift girebilirdim halbuki. Neyse, şimdi şöyle ben bir saati paylaşayım. Saatim 6.26 ama 6.25 yazalım. Şimdi üstümdeki coin'i de göstereceğim tabii ki. Bu arada çok az kaldı. Artık bu şifre girme muhabbetlerinden kurtuluyorum. Daha da az kalmış olabilirdi ama 75'i açmak istedim. Gold Prey'i aldıktan sonra sürekli gidip harcama yapmak istemiyorum. Direkt old rollere, işte 8MD'ye koşmak istiyorum açıkçası. Durum bundan ibaret yani. Şimdilik böyle biraz harcama, biraz exp. Arada bir geniye çekiyorum. Kastığımın bir kısmını geniyeye veriyorum. Gidiyorum Brahman'a falan koyuyorum. Brahman'dan da zaten bir kısmı geri geliyor. İlla ki. Monster Stone olarak geliyor. Çerçöp olarak, nakit olarak geliyor. Öyle çok zorlamıyor. Ne yalan söyleyeyim. Bankada da şu an 2000'den fazla mana potumuz var biliyorsunuz. Yani mantıklı kararlar almaya çalışıyorum kendi adıma. Klanıma da sırtımı yaslamıyorum. Gidip kimseden çil kuruş almışlığım da yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Yanlış anlayan ya da yanlış anlamak isteyen insanlar bunu böyle görüyor ama sen ister inan, ister inanma. Ben tam 200 kişiye yakın insanı tek çatı altında topladım. Onlar şu an görev yapıyorlar. Birlikte farma çıkıyorlar. Esland'da kimseye muhtaç olmadan görev yapıyorlar. Bunlar benim için değil, sizin için, onlar için yapılmış bir şey. Sen her ne kadar anlamak istemesen de, her ne kadar o yosun tutmuş kalbin aklına hükmetse de bu böyle. Kimse gelip bana 5GB hediye etmedi yani. Neyse, üstümdeki para da 2M'miş. Kesilen mobu merak eden olursa hemen not edelim. 74.585. 74.585. Tamam. Ben bir miktar burada tatlı tatlı mıkırdayım. Final kısmında tekrar görüşelim o zaman. Şöyle ilk üstümüzü boşaltmaya gelelim isterseniz. Doldu üstüm. 46 tane toplayabilmişim. 2 tane MPR'in faydaları. İlk defa geliyorum üstümdekileri boşaltmaya. Şu para eder mi acaba ya? 12K durability. Bu kalsın, ben bunu pazara eklerim ya. Bakayım MPR'in burada. Biri elimde. Yok, seni geri al. Oh, 500K'da öyle. Bayağı iyi bir M geldi. 500K'da burada. Çok şaşırtıcı. Manapot da kasıyoruz. Allah Allah. Şunu şöyle attık. Tamam. Hemen saatimi paylaşayım sizle. 7'yi 6 geçiyor. 6.25'te başlamışız. He, tamam, 20 dakikamız kalmış zaten. 20 dakika içinde de 500K kassak gene saatlik 2M. Tabii mana potunu da hesaba katmak lazım ama o kadar da değil, o kadar da olsun. O burada mevzu çıkmış. Bu ne böyle? Birilerinin master'ı falan patlıyor. Bu ne savaşı acaba? Oo, temiz VS var burada. Hiç ellemeye gerek yok. Ben böyle kenardan kenardan slotuma gidiyorum. Kaldığımız yerden de devam ediyorum. Hocam yine bes aldık. Şöyle gördüğünüz gibi hatta. Hatta son itemi aldım. Taunt attım. Demek ki buz atmıyormuş gerçekten. Sadece ve sadece bes atıyor slot. O da zaten 200-300K bir şey diyor. Ne kadar? 300K. Olsun. Gene çöp çöptür tabii ki. Şöyle hızlıdan bir okutayım ben. Her item alışverişinde çok korkuyorum. MPR2 satmaya. Bunları cidden kitlemem lazım artık benim ya. Bakayım RPR'lerini yaptım mı? Tamam. Hemen slota tekrar koşuyorum. Bakayım bir 25'te başladık.
Tam bir 27 dakikamız falan var. Dilerseniz 2 saati tamamlayalım. Öyle sonlandıralım farmı. Bu arada 5M'i zaten geçtik. 4600'den fazla nakit burada var. 800K da burada var. Zaten 5M'i geçiyorum ben her türlü. Günlük 10M bandını gene tamamlıyoruz. Ama durmayacağım tabii ki. Daha vaktim var. Elimden geldiğince devam edeceğim. Ve aleykümselam reisim. Sağ olasınız. Yola devam bakalım. Böyle son mobumuzu keselim birlikte. Dilerseniz. Saatim 27 geçiyor. Bir ufak geçirdim saati. 2 saat 3 dakika oldu. Onu da koşmalara RPR'ye falan sayarız. Zannetmiyorum çok sıkıntı olsun. İkinci silahımın RPR'si gelmeden bitti. İnşallah 5M'i geçeriz. Hadi aslanım. Bu ne? HPR para etmez. Bu neydi? MP damage. Tamam harbiden 5M'i geçtik. Vay be. Güzel kastık he. Şimdi bunu bankaya tekrar bırakıyoruz. Ve 110M. Burada da biliyorsunuz 15-15-30M'imiz var zaten. Biz kendimiz bastık bizzat ellerimizle. Yarın bir gün pazara koyarım ben onları tabii ki. Aslında bir yandan da 8'e atmak istiyorum onları. Yani yanlışlıkla birinin geçtiğini düşünsenize 8'e. 8'e ne kadar onun bu arada? Price. Neydi onun ismi? Abis. Şamadar. 8'in para ediyor mu? Oh ediyormuş. Pozisyon basılı. Oo 3GB'den fazla ediyormuş. Yok artık. Tamam. Ben gene üstümde TPRPR param var. Bankada da 110M'im. Satılmayı bekleyen de 30M. Neredeyse 140M. Vay be. Ben şimdi Maro'dan ineceğim. 10 adam kesme görevini yapacağım. Biraz gavolt kestirme durumu vardı. 2 tane MS'mi alacağım. Bir de 2 tane MS'ye gireriz diye düşünüyorum. Ama JR vakti yaklaştı. Onlar benim bankamda kalır. Çantamda. JR sonrası gireriz. Şimdilik geçelim bakalım. Şimdi 10 tane kesme görevimizi tamamladık. Bir arkadaş buldum sağ olsun. Hatta 3 kişi olduk. Burada bir kişi daha arıyormuş. Aynen Maradon'unki bitti. Maradon'u nereden bulacağız? Ha Maradon. Yok değil. Ha, yok bulamıyorum ya. Heh, 10 tane kesten bunu aldık. Şimdi burada ben birkaç tane arayacağım. Bulacağım. Çünkü hatırlıyorum yapabileceğim birkaç tane vardı. Kralın biri yorumlara da yazmıştı. Burada bir yerde Gavolt Kes Monster Stone Al var. Onu ben bir bulayım. Göstereceğim size. Heh, şu. Wing of Fog 1, Wing of Fog 2. 100 tane Gavolt kes diyor. Biz 20 kesmişiz. Hemen yaparız. 2'de ne varmış? 2'de de Gloaming kes diyor. 20 tane kesip bırakmışım görevi yapıp. Şimdi gidip bunun MS'sini de alacağım. MS'yi aldığımda size tekrar gösteririm. Şöyle Fog 2'mizi de açtık. Şunları bir okutayım. Bir tane de RT7 mal düştü Gavotlardan. Onu bankaya tuğlaladım direkt. 200K 200K'dır. Biliyorsunuz ki hiç affım yok. Şuradan şunları veriyoruz ve açivimizden hemen şurada bir yerde olması lazım. Burada değil miydin? Yanlış mı açtık gene? Heh burada. Tamam. İkinciyi de aldık. Ben biraz daha araştıracağım çünkü birkaç tane daha yapılabilir görev vardı. Hazır vaktim de var. Bakarsınız 3 tane MS gireriz. Hem exp olur bize. Karakterimi 79 yapmak istediğimi biliyorsunuz zaten. Exp'ini alırız. Belki bir tane de drop atar. Cebimize sıkıştırırız. Ben biraz karıştırayım. Size bilgi vereceğim tabii ki. Hocam elimden geldiğince hızlı kesmeye çalıştım lakin yetişemedim. Bir 300 tane Warrior'dan kestim ama Death Knight kaldı ve Skeleton Şampiyon da kaldı. JR sonrası onları da yapacağım. Gördüğünüz gibi JR'ye tıkladım. Lakin sonlarda tıkladığım için sanırım ki çekmeyecek. Bakalım belki Priest denk gelir. Zannetmiyorum çok iyi bir JR geçirelim. Ve tabii ki yok tahmin ettiğim gibi. Öyle oluyor. Son tıklarsanız oluru bu yani. Bakalım. Maalesef prestimiz olmadığı için çok da bir şakamız kalmıyor. İnşallah bari şansımız olur diyeyim ne diyeyim. Kuryanımız bile var. Geçelim bakalım şimdilik. Belki şansımıza belli mi olur kazanabiliriz. Devam. Hocam Deva'ya geldik inanmayacaksınız. Ve kesiyorlar. Aynen de kesiyorlar. Bizde Priest yok. Tahmin ediyorum ki KS'yi oynarız. Yani benim elimden gelen budur. Ben info veriyorum şu an partiye. %80 dediğim reis. Tamam bakalım belki %5'lerde falan yakalarız. O zaman işler değişir hocam. Bakarsınız KS bile atabiliriz. Şimdilik geçelim. Çünkü ben sadece şu an izleyeceğim arkadaşları. Deva'nın ne kadar canı inecek. Bizimkilere gizli info vereceğim. Görevimiz tehlike. Bak bak izle. Bakarsınız alırız belli mi olur. Tamamdır. Şimdilik devam. Ben KS'yi denediğimiz kısmı size göstermeye çalışacağım. Çok heyecanlı. Az önce bir taunt attım var ya Oscar'lık oynadım ha. Baktım ki adam buraya doğru geliyor. Direkt görünmezliği bastım. İnanılmazdı. Mage'ye de çektirdim kendimi. 4-4 yazdım. Bekle, bekle. Hemen bir görünmezlik. Hazırlanın. %15 şu an. Wolf'ümüzü falan atalım. %10. Hazırlanın. Tamam, go çıkalım hadi. Aha da gidiyoruz. Direkt devaya, direkt devaya ağalar. Direkt devaya. Ben burada saklanabilir miyim?
Beni görüyor mu? Tamam, vuruyoruz devaya vallahi. Neyim varsa atıyorum. Deva tak. Düştü deva. Exp hasarı attım, exp geldi. Bende mi kaldı yoksa? Yoksa bende mi kaldı? Exp geldi, nasıl gelmedi? Geldi geldi. Son hit. Bende olabilir. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Çat. Almışız. O bana JR'ye girme diyenler. Şunu gördü mü? Nerede o? Bak bak. Şuradaki şeyi görüyor musunuz hocam? Bak bak, JR'ye girme diyenler bak. Hey yavrum be. Elinize sağlık. Böyle de aldık. Hanemize yazdık. Çok güzel oldu ya. Tamam, kuduracağım şimdi galiba. Biraz mola vermek istiyorum gerçekten. Şu BD, şu JR'yi nasıl kazanırız ya? Neyse, partideki herkesin eline koluna sağlık. Şimdi ben bir tur DC'ye gireceğim. Tahmin ediyorum ki Felankor keseceğiz. Klanımıza Royal bastık. Şöyle A5'e kadar getirdik. A1 hatta. Royal 5'e geçeceğiz. Özür, pardon. Güzel bir pelerin şekli düşünüyoruz. Ben bir DC'ye geçeyim. Onları ayarlayalım Ben isterseniz. klip almış olabilirim, veririm sana. Klip aldıysan atsana kardeşim ya. Tale of Shaul'a bir tane. Bir de takımız vardı galiba, değil mi? Aynen. Dur bakayım buradan bulabilecek miyim? Allah'ım ya Rabbim. Öyle bir esnaya denk geldi ki. Geldi, arada bul bunu şimdi. Aha, Amulet of Intelligence. Pilius Tealer. Dur onu da bulalım şuradan. Aha Zaten da. ben şu Wolf'u yeniliyim. Aha da Pilius Şaula Tealer. şey kime gitti? O bana mı Takı geldi? Pilister de. O nerede? İtemi versin bana. Takı Bana kimde? bir şey ver be. İsim geliyor mu bende? Hacı bana verebilir misin, Tekma sana vereceğim. zahmet? İsim? X3B. Tamam, tamamdır. Lan ata ata en kötü takı yaptı ya. Allah'ım Ya ya bende Rabbim. değil mi? Ama Tamam, bir benim için Shahula, yoktu. bir int. Hocam siz de gördünüz. Ben bossları kestiğimiz esnayı kayıt alamadım maalesef. Kız arkadaşım aradı. O esnada çok klavye sesleri falan yapamadım yani. Kendisi pek hoşlanmıyor benim onunla konuşurken başka bir şeyle uğraşmamdan. Finalde olanı gösterdim ama. Buradan drop'u bizim partideki adamın aldığını da gösterdim. Bir tane Shaula, bir tane de Belt of Int aldık. 20 emlik bir takı. Kelle başı 5 em düşüyor Shaula ile beraber. Ama olsun, klanca bir şeyler başarmış olduk sonuçta. Bu da destek falan değil. Gidip boss'a en azından 2-3 tane ezik skill atan herkesin drop alabilme ihtimali var. Yani bilmiyorum, 5M zaten kimseyi ne rezil eder ne de vezir eder. Ama ben sevinçliyim. Bir şeyi başarmışız gibi hissediyorum. 5M olması veya 50M olması önemli değil benim için. Öyle söyleyeyim. Tamam, ben şimdi gidiyorum. Şu skeleton şampiyonlar vardı. Onları bir keseyim. Ondan sonra da bir Monster Stone daha alalım. Üçlü MS yapalım. Artık karakterimizi 79'a atalım diyorum. Geçelim bakalım. Doğrudur. Bana atı ver kanka, ben itemi bakayım. Ben de aynı şekil Eren abiye paslarım. Ben de. Ben ne aldım bilmiyorum, haberiniz olsun. Abi 135 AP. Hepa Exp IB aldık sana. Ha, bende onun artı 7'si var şu anda. He, onun 8'i. Aynen, ben de. Aha. Tamamdır. Abi şu da senin item. Bak bakayım yakışıklığına. Tamam, sen de. Hadi hayırlı olsun abi. Eyvallah Ümit, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ha, bu da yanıyor. Hehe. Aynısı bu bendeki. Abi bir sürü okum oldu benim ya. Bu ne ya? RR'den kurtulursun. Refere'den kurtulursun. Tamam, yarın bir gün onu dokuzlayacağız zaten abi. Tekrar Ümit'e geri veririz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim parçayı. Birlemeye gerek yok, parçalarız ya. Sen DB misin? Tamam. DB'yim. Aha, tamam, sen ver isim bana, biz parçalarız. En önden üçlü bastı, Tamam koşuyor. abi. Mr. Sanchez, gördün mü? Kitlendim abi. Tamam, bekliyorum ben. Bu ne abi? Sanchez parazitli. En arkada kalan Priest. Yok, çok gittiler, çıkalım geri. Çok okçu var. Bizimkiler sıksın biraz. Dedim BDV'ye gireyim. Human 0. Aha Böyle şansım var. aha, çok kaçtılar. Gel kanka. Önden dal, sen minörleyeceğim ben seni. Kendiyi aldım. Abi içeri giriyor muyuz? Bastım Geriden mi ikiliyi. başlayacağız? Bastım ikiliyi. Parçalarız bence burada. Girdim içeri abi, Tamam. girdim. Altlarına torment açacağım. Solda okçu var. Attım torment'i.
Solda okçu var bak. Atamadım. İlim düştü. Düştü o. Attım. 10k kaldırdım. Burada bak Ezik Priest vardı Doki. Birledim Ezik Magi. Gördüm gördüm gördüm. Zıpladı. O zıplama skill'i var. Koşuyorum ben ona. Düştü. 10k kaldırdım. Aldım ben kürümü. Düştü o Magi bu arada. Yeni birli kanka. Şeker birledim, para var. Şeker yükledim. Para öldü tamam. Gördüm. 10k kaldırdım. Düştü. Lan düş artık düştü. Torment dedim atlarını. Tamam. Tamam, düşürdüm tamam. Ben Priest'in elini. Ese. Burası birledim, bitti. Birledim paraziti. Hayır, elinize sağlık. Senin eline sağlık. Ulan ne güzel oluyor şu klanla girmek. Allah'ım yarabbim. Kuduracağım şimdi. Gördüm. Geri çıktım. Aşağı mı iniyor? Şey. Dur ben bir toz bastım. Düştü. İçeri gir. Şekerpare. Düştü. Of ben de düştüm. 10k kaldırdım. Gir. Tamam. Mage'i gördüm ben. Dudoki. Ooo düşmedi ya. Gel direkt çıkalım derim. Direkt çıkalım. Solda Magi var highway. Alamadım. Bak. Birledim. Attım. Parayı gördüm. Altına torment bıraktım. Düştü. Yaptı. Düştü. Diğerini parazitliyorum. Adam ya. Parazitini atmadım onu alırsın. Bıçak. Ah be bıçak kill alacaktım. Son anda çaldı okçu. Toz bastım ben. Magi geliyor. Torment dedim. Magi parazitli. Bakayım ne vuracağım. Şöyle bir bıçak. Arkadan saldırıyorum. ICR'yi tuttum onu. Ölüm. Bir ufak görünmezlik bastım ben. Uzanın çok okçu var. Kürünü. Kapı ağzı formentli. Girme istersen kanka ya da gir. Edelim. Şöyle bir bıçak oklar çat. Oh tek yiyordu az da. Koşuyorum parazitli. Ben. Öndeki oklu parazitli. Koştum. O düştü bile say. Öldü bile say. Biz niye altar vermiyor? Kaldırdım. Düştü kanka o. Baklanıyor. Yeni. Abi 800 açtı. Kaldırdım. Hike way track önümde. Düştü. ICR'ye çalıştım öndekine. Magi'ye vuruyorum şekerpare. Abi buraya. 10k kaldırdım. Torment attım altınıza. Devam edin dümdüz. Vurun. Tamam. Kimi bulursunuz vurun. Z'den devam. 10k kaldırdım. Ben Magi'ye oynayacağım. Gel kanka Magi'ye. Ah kitlendim ya. Tamam, bir açılırsam. Magi'yi abi. Ben Oğuz'u tutuyorum. Güzel. Ben Oğuz'u tuttum bir tur. Magi düş artık. 10k kaldırdım. Magi düştü. Bravo abi. O da düştü. Sanki. Bilmedi. Koştum. Gördüm. Şuraya. Düştü o da. Birledim. Parazitini atıyorum. Düştü. Gerek kalmadı. Kürümü alacağım. 10k kaldırdım. Magi açıldı oradan. İşte Dory'yi görmüyorum. 10k'sını aldım. Magi açıldı kanka. Steve alabilir miyim abi? Şey yapamıyorum. Yürüyemiyorum. Hemen geldi. Geldi Steve. Durma. İşte Dory'yi 10k'ını aldım. Okçular yukarıdan sonra sıkıyor. Çık baba altarı alalım. Hiç şeye gerek altar yok. Altar yürüyor zaten. Bitti. Ese beyler. Elinize sağlık. Lan tüy erken bitmeseydi keşke. Sarıyordu ya. O hızlı bitti ya. Vallahi. Şeyi vermese devam ediyordu da. Altarı vermese devam ediyordu da. Neyse tamam. Devam. Şöyle de Drake haklarımızı tamamlamak istiyorum. BDV çok güzel değil miydi ya? Çok sardı. Bakayım. Aynen 3 tur hakkım duruyor. Ama görevler açılmamış. Neyse önemli değil. Şuradan bir de şunu denemek istiyorum. Belki artık yani bir tane de olsa bir şey ver ya. Sürekli pot attı bana. Yeter çok sıkıldım. Atma artık. Aha helal olsun. Tamam VS'miz olmuş oldu. Şu diğerini çevirelim. Tak. 1. Bravo. Ne oldu şimdi? 9M ne? He 9M karşılığında bundan aç diyor. Ne verebiliyor ki en fazla? Blessed item upgrade. Çer çöp işler ya. 9M'imi veremem şimdi hiç onun için. Buradan bir şey alacağımız var mı? Yok sanırım. Tamam. Gene şanssızlık oldu. İyi ben şu draki haklarımı bitireyim. Drop olursa sizlere göstereyim hocam. Maalesef yine 3 tur draki hakkımızın sonuna geldik. 3 tane kırdırmalık shell attı. Bunlardan bir tanesi satılır belki. 600-700k'ya. Geriye kalanları gider kırarız. Belki Monster Stone atar. Bir de Monster Stone kombalarız. Olay biter diye düşünüyorum. Bir dakika şunlara bakmak istiyorum. Tamam yaptım. XP'miz de ucunda kaldı ya. 79 olmadan bitirmek istemiyorum bu bölümü. Artık 80 nasıl olacağız? Hiçbir fikrim yok. Tüm görevleri yaptım. Yani hepsini yaptım. Bir tane bile yok. Şöyle hemen reperelerimi yapayım. Bir Narki abinin yanına gidelim bakalım. 97. Tamam ben bir iki MS girdim mi bu olayı bitiririm diye düşünüyorum. Bakarsınız hasbelkader.
Kırdırmalık Shell'den Demonstration alırız. Sasebe please. Tabii ki aleykümselam. Ve aleykümselam tabii. Gidelim bakalım kaderimizde neler varmış. Yalnız iyi kasmadık mı bu bölüm sanki? Bir dakika. Oo, BDV'ye de 20 dakika var. Monsterlara girmeden BDV girerim ben. Aynen. Evet, bunlar. O, bunlar hep satılır çitin. Nasıl kıracağız bunları? Şuradan şunları at. Bu da birine vereceğim. Benim değil bu. Klandan biri 7'ye geçirmiş. Upgrade yapacağın zaman başkasına diyor. Yakmalık olarak atarsın bunu. Dex bonuslu 7 göğüslük basmış. Bu benim değil. Onu söyleyeyim yani. Kırdırmalık şelimiz de çok yok ya. Kırdırmasak daha iyi. Tamam, neyse, o zaman bekleyelim, ne yapalım. Bir BDV girip çıkalım. Exp kağıdımızı alırız. Ben de o esnada Rohan Kamp'ta şu skeleton şampiyonları kesmeye devam edeyim. Oradan da bir tane MS gelecek biliyorsunuz çünkü. Nerede o? Yani biri yaptım, 300 skeleton warrior'u kestim. Birazcık skeleton knight, 200 tane de skeleton şampiyon keseyim ben. Tekrar görüşelim o zaman. Ve sanırım sonunda açivimizi açtık. Boni moni bir şeyler yazıyor ama tam olarak anlamadım. Bakayım. Çok inanılmaz uğraştırıcı olmadı ama çok da kolay değildi yani, öyle söyleyeyim. Bakacağım burada başka var mıydı? Oo, Flaming Heart falan, bunları yapamam ben. Karakterin hata yetmez buna. Burning Stone falan. Yok, bunu geç. Heh, Uruk Blade'lerde vardı bir tane. Ne diyor? 100 tane Uruk Tron. 50 tane de Uruk Ayı. Aslında bu da yapılır da bu da sonraya kalsın ya. Saatimiz 53 zaten. 7 dakika ben mola veririm. Bir BDV gireriz sizle birlikte. Çıktığımızda bir Monster Stone Show yaparız. İnşallah drop da alırız. Finalde pazara koyar, bölümü bitiririz diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir BDV geçer. Ben de sizlere güzel sahneler izletebilirim. Devam edelim. Şöyle de BDV'mizden çıktık. Exp kağıdımızı ve yeşil kutumuzu aldık. Şimdi bunları bankaya kaldıracağım. Peşinden de bir MS gireceğiz. Bir MS gireceğiz. Of diyorum. 79'uz abi hiç. Artık kaçarı maçarı yok bunun. Şunu kaldır. Şunları at. Exp kağıdını da bastım mı? Tamam, hazırız. Dilerseniz başlayalım. Dostlar, 4 MS'mizi bitirdik. Yine eli boş dönmedik ya. Çok iyi değil mi? Şurada da yazıyor Belt of Quickness. Bunun para edip etmediğine dair hiçbir fikrim yok gerçekten. Umarım ki para ediyordur. Oh, 500k'da çöplerden. Şimdi ben bir pazar kuracağım. Ama isterseniz bir şunun fiyatına bakalım. Acaba satışı var mı? Quick, Quick.
Belt of Quickness. Yani 5M olsun, tamam. Pazarımıza koyarız. Ekstra gelir olur bizim için. Yani günlük önem barajını kesinlikle geçmemiz lazım demiştim. Ama şöyle bir bakıyorum da biz çok fazla geçtik o rakamı sanırım. Şunları da attık. Bir tane HP'rek, ama önce şunlar. En kıymetlileri alalım. Bunları alalım. MP'rekimiz de gelsin. Şuradan şunları alacağız. Tamam. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 olacak. 10, 11 ve ne satalım bir tane de? Bir tane de shell satalım. 12 tane tam yapıyor. 110M'i bankaya koyduk. Şurada ne kadar para olduğunu ben tam bilmiyorum bile. Neyse, ben bir B3'e geçeyim. Pazarımı oluşturayım. Dilerseniz bölüm sonumuzu yapalım artık. Hocam şöyle pazarımızı oluşturduk. Hemen hızlı bir şekilde fiyatları size geçeyim. Satılmazsa birlikte buya atarız. Çok problem değil. Abyss camadarları koydum 16 şerimden. Belki satılır da VB'ye çeviririz. Belki VB artı 7 falan alırız. Yani duruma göre tabii ki. Kanal linkimi de yazdım hemen. Gelecek paraya bakar mısınız abi? 66M. Yani şuradan gerçekten 4-5 tane item satılması durumunda Gold Pire parası bildiğiniz çıkıyor. Yani resmen parayı çıkarttık sayılır. Ama isterseniz artık yavaş yavaş bu bölümün de sonuna gelelim. Ben buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz, güzel yorumlarınız için de minnettarım. Ama artık aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki bölüme kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah.